Merhaba arkadaşlar, Rençber TV'ye hoş geldiniz. Ben Kemal Beytekin. Sevgili arkadaşlar, değerli takipçiler, bugün 15 Temmuz 2021. 21 Aralık 2020'de tohumlarımızı, bu biberin tohumlarını toprakla buluşturduk. Onun videosunu da merak eden arkadaşlar görebilir. Bugün de 15 Temmuz, yani tamı tamına ne oluyor? 205 gün sonra, 205 gün emek ettikten sonra bugün hasadımızı yapıyoruz. Hasadı aslında biz 2-3 gündür yapıyoruz. Fırsat bulamıyordum bir videosunu çekmeyi. Bugün video çekebiliyoruz. Hasat bugün yapılıyor. Hasadı kırmızı torbalarda yapıyoruz. Bu biber direkt Manisa'ya gidiyor. Ve salambura sanayide kullanılıyor. Yaklaşık 40 kişi geliyor. 40 kişi günde bir tır yapıyoruz. Tırımız daha gelmedi. Biraz sonra tır geldiği zaman tırın yanına da gideceğiz. Biberlerimiz de bu şekilde. Domates biberi sevgili dostlar. Havaların çok sıcak olmasından dolayı bazı bölgelerde biraz güneş yanıklığı var. Haricinde fena değil gibi gözüküyor. Aç çuvalı bakayım. Ah. Biber bu şekilde değerli dostlar. Kalan yavaş. Daha yavaş. Çürükleri katmayın içine. Çürük. Ha, besele basalatalık mı? Dayı bizi de böyle şey yap ya. Dur geleceğim sana. Bedir dedi ya. Abi, kovar ne? Çekeceğim bu kofayı. Bugünlerde de hava aşırı bir şekilde sıcak. Şu anda sabah saat 8 civarı. Nem çok yüksek. Oldukça terliyoruz. Günde bir araba yapıyoruz. Bir araba dediğim bu arabadan bir araba değil. Bundan 5 tane yapıyoruz. Bir tıra yüklüyoruz. Telefonu açık, lambası aç. Elcimizin yanına geldik değerli dostlar.
İbrahim Çavuş. Kolay gelsin. Sağ ol, Allah razı olsun. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor, Allah razı olsun. İşte havalar sıcak olmasa daha güzel gidecek ama. Ama yapacak bir şey yok. Yapacak Temmuz'dur, şey yok. Sıcaktır, normaldir. Temmuz'da tırımızı doldurup gidiyoruz saat 2'de. İyi, Allah'ına kurban senin. Elçimiz Adana'dan geliyor. Bölgenin en büyük elçilerinden bir tanesi. İbrahim Çavuş. İbrahim Çavuş ve Bedir Çavuş Adana'da nam salmış iki tane çavuş. İkisi de akraba zaten. İşimizi onlara yaptırıyoruz. Şimdi bu videoyu şey de görecek, fabrika sahibi de görecek. İçindeki çürükleri sana söyleyecek. Olur, yani bu ilk defa bunu topladığımız için ara sıra geliyor. Aman dikkat et bak, sana bir şey söylüyorum. Kendi evine almayacağını çuvala kattırma. Müneyyat! Açırık la tutan yantara, dairu haleni ya da, katıymın Allah! Tıkayeten kavati, tıkayeten! Ebi valik! Değerli dostlar, biberimize en son ilacı yaklaşık bir 15-20 gün önce attık. Yaprak gübresini de 10 gün falan oluyor. Zehir olarak zaten bir ayı geçti. Buraya kırmızı örümcek ilacı falan attık ya. Bundan 40 gün falan oluyor. 40 gündür buraya ne şey attık. Zenk ilacı attık. Ne kırmızı örümcek ilacı attık. Bunlar da yok Allah'a şükür. Haşere olarak bu sene bizim sıkıntımız yok. Başta biraz kırmızı örümcek sıkıntısı vardı. Onları da beslememizin güzel olmasından kaynaklı sonradan kesildi. Yani toplam bu tarlaya iki defa haşere ilacı attık. Haşere ilacı dediğim bazı arkadaşlar diyor ki ilaç diyorsunuz. Zehir arkadaşlar. Biz hepsine ilaç diyoruz. Yaprak gübresine de, organik şeye de, ilaçlara da, mantar ilaçlarına da hepsine ilaç diyoruz. Beslenme olarak da 10 günü oluyor falan. Yani biberimiz sağlık açısından gönül rahatlığıyla tüketebileceğimiz, kendimizin de tüketebileceğimiz bir ürün. Bu konuda başımızı yastığa kattığımız zaman çok rahatım Allah'a şükür. O konuda kesinlikle hiçbir sıkıntım, bir vicdan sorumluluğum yok. Onu da belirtmek istiyorum. Diğer bir husus da verimlere değinecek olursak bu biber çukuru ve adaptasyonda biraz zorluk yaşadı. Genetik olarak da çalısı zayıf gözükebilir. Ama biberin genetiği böyle. Şöyle kaldırdığımızda malları görüyorsunuz. Yani boyun kısa olması şeyi verimin azlığına anlam vermiyor. Şöyle görüyoruz. Verimimiz fena değil. Daha birinci toplama ne olacak bilmiyoruz. Rabbim hakkımızda hayırlısı neyse, kısmetimizde neyse, yiyeceğimiz neyse onu verir. Ondan fazlası zaten mümkün değil olmaz. Çalı bakımından dediğim gibi her seneki biberim gibi değil. Her seneki biberlerim bayağı adam boyuna geliyordu. Ama bu genetik olarak böyle olduğundan dolayı çalı kısa gözüküyor. Allah nasip ederse bugün ve yarın da belki toplayabiliriz. 3 gündür topluyoruz. Bayram tatili giriyor araya. Ondan sonra bayramdan sonra yine toplamalara devam edeceğiz. Değerli dostlar, birazdan tır gelecek. Oradan da belki biraz görüntü ekleyebilirim de. Şimdi işçilerin başına gideyim. İşçileri kontrol etmek istiyoruz. Çünkü bir tane çürük, bir tane yanık girmesini istemiyoruz. Yani demin elciye de söylediğim gibi gerçek manada bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Kendimin yiyemeyeceğim biberi katmak istemiyorum. Ama ne kadar da olsa burada görüyorsunuz 40 tane işçi var. İçinde Suriyeli de var, yerli de var. İster istemez kaçıyor. Onu da temiz hale getirebilmek için ben, Emrullah, Mehmet Emin, iki tane de çavuş var. 5 kişi sürekli kontrol ediyoruz. Amacımız temiz mal göndermek elimizden geldiği kadarıyla. Sevgili arkadaşlar, Tarsus Konaklar Köyü'nden domates biberi hasadından hepinize sevgi ve selamlar olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Adana'dan selamlar.
yaprakları katmayın.